Agalarım, herkese selamlar. 8 Eylül, 9 Eylül ve 10 Eylül 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 12 adet mücadele var. İzlediğimiz her takımları değerlendirdik. 4 tane 8'ine, 4 tane 9'una, 10 tane de 4 tane de ayın 10'una var aga. Sizlerden tek ricamız aga milli maçlarda keyifli ilerlemenizdir ve videoyu atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Destekler gerçekten önemli. O yüzden hemen bir 5 saniye, 10 saniye ayırıp en azından bir emeğine sağlık yorumu şeklinde yorumlarınızı bekliyoruz. İsterseniz direkt başlayalım. Maçlarımız uzun. Agalarım öncelikle skor yarışmamız var. Daha önce yapmıştık Türkiye maçını. Açıklayacağım onlara. Ekranda görüyorsunuz zaten. Türkiye İzlanda maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen 5 arkadaşımızı yine aynı şekilde bir hafta WhatsApp VIP gruplarımızda misafir edelim. Daha önce skor kazananlara baktığımız zaman da Lütfi Koçer Kerem İpekçioğlu, Red Music Şiir, Aykut Güler, Vasti isimli arkadaşlar kazandı. Bu arkadaşlar bana Whatsapp hattından yazabilir. Ekranda gördüğünüz numaradan. Açıklamada linki var, yorumlarda da linki var aynı şekilde. Tıklayıp tek tıkla bana benimle iletişim kurabilirsiniz. Bu arkadaşlar bir hafta gruplarda kalacak zaten. Onun dışında Whatsapp gruplarına gelmek isteyenler sorusu, görüşü, eleştirisi her şey için benimle buradan birebir iletişime geçebilirsiniz devam etti gaga. Dünün kuponlarından bahsedeyim. Dün seans seans gittik kadroları gördükten sonra. 19 seans kuponu vardı. Gürcistan mücadelesinde ilk yerden bir gol aldım. Gürcistan adına bunu içeri aldık. İngiltere'de kazanır 4.5 al. 2-0 zaten ilk yerden direkt kopardı. Mücadele de öyle bitti. 19 seansını aldık. 21-45 seansına baktığımız zaman da güzel orandan değerlendirdik. Yunanistan'ın galibiyeti Ukrayna Arnavut maçı da 2-3 gol olarak değerlendirdik. Bu seanstan dünyayı yani para kazandık. Ki sadece bunlar değil. Biz genellikle oyuncu bahisleri de alıyoruz. Oyuncu bahislerine baktığımız zaman kart görür bahisleri çok güzel olanları vardı. Bak Hakan. Galler Türkiye maçından bahsedeyim. Kaan Ayhan sarı kart görür 3.20 orandan. Çağlar kart görür 3.60 orandan. 200 lira 200 lira attık. Ben burada grupta verdim ki ve ücretsiz grupta da verdim bunu. Dediğim ki şöyle. Eee... Yani 200 TL atıyorum. Ne aldıysan miktarını yazdım. O şekilde kasamızda artıya çıktı. Dün de aldık aynı şekilde. Chavis Simons isabetli şut. Gazi Begoviç kart görün. Şoran'dan aldık mesela. O da geldi. Devam ettik. Arkadaşlarım WhatsApp gruplarımızda canlı bahislerimiz devam ediyor. Canlı bahisler izlediğimiz karşılaşmaları değerlendirerek devam ediyoruz. Bir de herkes açık Telegram grubumuz var. İdeal kupon vereceğim. İdeal kupon herkes açık Telegram grubunda olacak aga. Burası ücretsizdir ekranda gördüğünüz. Buraya mutlaka katılım sağlayabilirsiniz bilginize. Dilerseniz başlayalım. Dediğim gibi sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorum destekleri geldiği zaman biz zaten gerekeni yapacağız. İdeal kupon da ücretsiz Telegram grubunda olacak. Oraya da mutlaka katılın. Başlayalım. Danimarka-Sırbistan mücadelesi. Ben burada bir tık Danimarka tarafındayım ama Sırbistan tarafında bir gol atma ihtimali bence var. Sırbistan'a bir golle bir 46 oran vermişler. Anlatacağım şimdi ideal tercihli olaraktan da. Sırbistan son mücadelede özellikle bir Birman için kanadından. Sol tarafta inanılmaz işler yaptı. İlk yarıdan çok iyi çıkışlar yaptı İspanya karşısında ama ikinci yarı neredeyse hiç çıkamadı gibi bir şey oldu. Mitrovic'in bir sakatlığı vardı. Bu mücadelede oynayabilir. Kadroyu görmek önemli. Ama maç Danimarka'da Parken Stadyumunda taraftar desteği orada. Son mücadelede İsviçre'yi bile 2-0 geçti ki Danimarka tarafında olduğumuzu söylemiştik kazandık. Yine burada şöyle bir değerlendirmem olacak. Enteresan bir şey yapacağız Aga bir de hepsini vereyim. Bak ev sahibi bir yarı kazanır. Özellikle Danimarka'nın burada ikinci yarıyı kazanma ihtimali var. Sırbistan da yani mücadele 2'den 0, 2'den 1 böyle bir ihtimal olma ihtimali var bence. Yazın bir kenara not alın. İlk yarı Sırbistan gol atabilir. İkinci yarı mücadeleyi Danimarka çevirebilir. ikinci yarıyı kazanabilir yani 2'den 0, 2'den 1 şekilde olabilir. Şimdi ideal tercihim. Danimarka bir yarıyı kazanır. Bu benim ideal tercihim. Danimarka ikinci yarıyı kazanır. Bu yüksek oranlı tercihim. Bir de 2'den 0 ve 2'den 1 böyle bir beklenti var. Bu da aynı şekilde yüksek oranla tercihim olsun. Çok çok yüksek riskli. Diğer mücadelem Slovakya ile Azerbaycan mücadelesi. Slovakya son mücadelede yani Slovakya'ya canlıdan misli girmiştim ben 2000 misli. Slovakya'nın galibiyeti yönünde ben erken dakikalarda girdim oran gitgide düştü. Ben 1.39'dan girdim 2000 misliyi. Yani ilk yarı bitti oran bir 34'e düşmüştü. Ben bir de erken dakikalarda girmiştim. Slovakya çok iyi oynadı. Azerbaycan mücadelesi İsveç karşısında ikinci yarı açıldı. Ben burada Slovakya tarafındayım. Azerbaycan da gol atabilir. Bu maç bu arada beklentilerin aksine golle geçebilir. Ev sahibinden iki gol bekliyorum. Ev sahibi buçuk üst idealden aldım. Slovakya tarafından mücadele eğer ki Azerbaycan'ın atacağı golle ki savunması bence çok iyi değil. 2.5 üstünde bir yaparsanız da 1.86 minimum oran alırsınız. İddiada bu minimum 2 oran vardır zaten. İsviçre İspanya. İspanya son başta dünyayı Tonga'ya getirdi. Aga. Yani beraber bitti. Atmak istemedi. Kim ne derse desin atmak istemedi. Ben bu İspanya tarafına taraf almam bu turnuvada. Uluslar Ligi'nde. İsviçre burada iyi oynayabilir. Son mücadelede iki tane kırmızı kart görmüştü. Burada tek bir tercihim var. Yüksek orandan 2-3 gol tercihi. Mücadele 2-3 gol aralığında kalabilir agalarım. Sizlerden tek tercihim önerim. Mücadelenin yüksek orandan 2-3 gol aralığında kalmasıdır. İsveç Estonya mücadelesi Estonya'da hiçbir şey yok Eğer ki İsveç burada ideal kadroyu çıkarırsa Ben İsveç'in burada ilk yarıdan mücadeleyi koparmasını bekliyorum Tercih zaten ilk yarı bir İsveç'in galibiyeti Geçen mücadele ilk yarıyı kazandı mı? Kazanamadı galiba 0-0 bitti ilk yarısı İkinci yarı 3-1'ine kopardı zaten Ama Estonya'da çok bir şey yok Maç İsveç'te taraftar desteği de var İlk yarıdan bir İsveç galibiyeti bekliyorum Ayın 9'una geçtik Türkiye maçıyla başlayalım bu maçın maç skorunu sizlere sorduk zaten. Aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz aga. Şimdi aga bilen 5 kişiyi bir hafta gruplarımıza misafir edeceğiz. Onu söyleyeyim. Türkiye'de forvet yok. Yani Barış Alper'e kızanlar var, eleştirenler var. Aga adam santrafor değil zaten. Yani Eldeki santrafordan Semih Umut Nayır, bilmiyorum Serdar Dursun bunlar oynar mı? Belki daha katkı alabilir ama Barış Alper e oynatıyor adam ve katkı alamıyoruz forvetten, santrafor olaraktan. Bilmiyorum bu maçta nasıl çıkar. Agalarım şöyle bir şey var. Maçta Göztepe'de olacak. İzmir'de. Göztepe'nin stadında. ben Türkiye'nin burada galip gelir mi bilmiyorum. 1-1 de olabilir ama tek tercihim. Geçen de tek tercih yapmıştık. Yine aynı şekilde yüksek orandan. Mücadele gol aralığı 2-3 gol aga. Ben gidip de burada Türkiye'nin galibiyetine oynamam. At, gol atacağız. Bir tane gol atacağız. Ondan sonra 2'yi bulur muyuz? Ya Zaten 4 gollü bir maç beklemiyorum. Yiyebilme, yiyebilme ihtimalimiz de var. 2-3 gol tercihi burada tek tercihimdir. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Fransa Belçika. Ben burada Fransa tarafındayım aga. Belçika'ya karşı galip gelmesini bekliyorum. Belçika son mücadelesinde iyi oynadı, galip geldi. Fransa da iyi başladı mücadeleyi. Yani İtalya bir kıpırdan da ben de buradayım dedi ama ben Fransa'nın burada galibiyetini bekleyeceğim. Maç sonu bir yüksek orandan minimum 1.55 oranı var zaten. Desinde de bu bir 80'e yakın oranı var. Agalarım yani riske değer taraf olacağını düşünüyorum. E Fransa'nın burada galibiyetle tamamlamasını bekliyorum. Belçika savunması da iyi bir savunma değil bu arada. Norveç ile Avusturya mücadelesi. Norveç son başta insanları Tonga'ya getiren bir takımlardan birisi olmuştu. 0-0 bitti. Halan yani kale dibinden 2 metreden direği vurdu. Öyle bir mücadeleydi. Avusturya da çok beklediğim gibi iyi bir oyun. Avusturya takım gibi takım. Taş gibi takım bu maçın biraz hareketli ve tempolu geçmesini bekliyorum. Yani tek KG maçım. Geç, Geçen de aynı şekilde Avusturya maçını KG olarak değerlendirmiştik. Tek KG maçım da geldi. Aynı şekilde bu maçta benim tek karşılıklı gol var beklediğim karşılaşmalar, karşılaşmalardan bir tanesi. Değerlendireceklere bol şanslar. Son maçım burada ayın 9'undan Slovenya-Kazakistan mücadelesi. Burada Kazakistan son mücadele Norveç'e karşı çok iyi kapandı. Çok iyi kapanmadı aslında. Norveç atmak istemedi ama gerçekten bu birinci ile ikinci bölge arasındaki yani daralığı çok dar tuttular. 15-20 metre tuttuysa tuttu Slovenya'nın galibiyeti. Slovenya'da son maçı berabere bitti. 4.5 altında bir Slovenya galibiyeti bekliyorum ben burada. 1.37 bandı oranı var. Oranı biraz daha yükseltmek isteyenler 1.70 bandına kadar. 3.5 altında bir Slovenya galibiyeti de bekleyebilir. Ayın 10'una geçtik. Ayın 10'undaki oranlar açık değil. Ama ben kendi tercihlerimi söyleyeyim. Özellikle videoyu biraz beklettim ki tercihler açıklansın diyerekten de oranlar ama açıklanmadı. İngiltere Finlandiya mücadelesi İngiltere'nin galibiyeti ve 4.5 altında. çok fazla beklemiyorum Aga Klasik. Çünkü kadroda biraz rotasyon da gidebilir. 4.5 altında bir İngiltere galibiyeti bekliyorum. Hollanda Almanya Hollanda ve Almanya son mücadelesine beşer gol attı. İnsanların yüklenebileceği bir mücadele. KG olarak yüklenecekler, gollere yönelecekler. Oranda bence düşük bir oran olmayacak, güzel bir oran olacaktır. Ben özellikle Hollanda'nın burada Cruyff Arena'da iyi oynadığını. Ya geçen maç 30 tane şut çekti adamlar tek başına zaten. Güzel oynuyor. Almanya'da bence eşlik edebilir. Yani bekleneni verebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben. Karşılıklı gelecek goller okey. Korner olarak da Hollanda'nın burada en az 4-5 tane korner atabileceği bir karşılaşma olabilir. KG var idealimizdir yani. Geçtim. macaristan bosna ersek mücadelesine. Burada da mücadelenin ben çok fazla gollü değil de 2-3 gol aralığında sıkışmasını bekliyorum. Değerlendirecekler burada 2-3 gol bandında kalabileceğini değerlendirebilir yüksek orandan. Macaristan'da son mücadelesinde zaten 5-7 Almanya'dan, Bosna Hersek de aynı şekilde. O da 5-7. Bunlar da ikisi 1-1. Belki Macaristan Viktokon'da 2-3 golde 2-1, 2-0 ayarında kalabilir ama 2-3 gol çok güzel bir tercih. Son mücadelem Çekya, Ukrayna. Ukrayna'nın son maçına ben zaten ideal kuponu da aldım. Videonun başında da gösterdim. 2-3 gol olarak değerlendirdiğim bir karşılaşmaydı. Aynı şekilde burada Çekya maçında da 1-1 skora yakın. Belki alırsa bir taraf 2-1 alabilir. 2-3 gol tercihi yüksek orandan değerlendirilebilir. Agalar'ın bu şekilde toplam 12 tane mücadele ideal yüksek oranlardan. Dediğim gibi ideal kupon vereceğim. Türkiye maçının olduğu güne, bugüne değil yarına. Gruplara mutlaka katılım sağlayın, ekrandaki ücretsiz Telegram kanalına katılım sağlayın. Burada kupon vereceğim, değerlenecek herkese bol şanslar. Video like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz, bay bay.